Arkadaşlar Airsoft Pro'nun videosuna hoş geldiniz. Bu videomda kamuflajlar hakkında, işte aksesuarlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Beni tanıyan tanır. Çok iyi bir Atax FG set çekmiştim kendime. Ancak hem size tanıtıcı video olması bağlamında hem de takım arkadaşlarımın isteği doğrultusunda multicam'e geçiş yapıyorum şu anda. Ve bu videoda da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sürü detaylı ürün paylaşacak. Yani şu anda burada ne eksik var? Pantolon eksiği var. İşte başka ya şu anda yani bir pantolon eksiği de kask. Yani onlar da artık göreceli oyuncudan oyuncuya değişiyor yani. Ama burada %90'ı bir airsoft oyuncusunun yani üst seviye airsoft oyuncusunun hangi ekipmanlara ihtiyacı olduğunu göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bu eski Atax FG kamuflajıma elveda diyeceğim ve multicam'e geçeceğim. Hemen isterseniz en başta onu değiştiriyorum. Kamuflajda çeşitli marka var. Emerson markası var, TMC markası var ama bu sefer kendime bir iyilik yaptım ve güzel bir markaya geçiş yaptım. Aslında Cry bakalım ama Cry'da bedenler yoktu. Proper markasının üstünü aldım kendime. Bu orta taraflar ince, yani diğer kamuflaj ayı sert değil. Tenye türü diyebiliriz ama tam olarak nedir bilmiyorum. Yani ne desem diyorum. Güzel hava alıyor ve şurada ileride isterseniz dizlik de ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz hemen bir üstüme giyin ve üstünü güzel görelim. Çok rahat ve çok güzel. Yani daha önce Emerson markası kullandım, Miltek kullandım. Yani şu anda yer giymez. Farkını hissettirdi. Dokunuşu falan çok rahat ve tatlı. Şurada bir cep var. Kol cepinde. Benim burada yalnız çok ince bir detay var. Benim en çok sevmediğim olay, yani bu tür üst giydiğinizde eldivenle kamuflaj arasında burada boşluk kalıyordu. Yani eldivenle kamuflaj arasında böyle kapanmış durumda. İsterseniz ayağını kalkayım bir görün nasıl olduğunu. Gayet güzel. Yani orijinal multicam paterni kullanıyor Proper markası. Yani herhangi bir imitasyon falan değil. Paterni de çok başarılı. Alabiliyorsanız bu markayı ya da Cry markası tercih edebilirsiniz ama Cry markası biraz pahalı. Zaten şimdi eldivene geçiyoruz. Eldivende zaten Airsoft'ta biraz aşikar olduysanız eğer Mechanist markasını her oyuncu duymuştur. Şu anda işte biraz X-Dash'ta beden sıkıntısı oluyor. Genelde small bedenini falan bulabiliyorsunuz. Hani orijinal Mechanist'lerde. Replikalarda bulabiliyorsunuz. Örneğin AliExpress'te veyahut da başka sitelerde satılan Mechanist'ler imitasyon oluyor. Şu anda benim aldığım UK Tactical'daki ürün orijinaldir. Bunu da orijinal ürün almadığınızda şu şekilde anlarsınız. Bir, etiketi yani plastik kağıdı, yani mesela Çin'den gelen ürünler kartona baskılı oluyor etiketi. Orijinali PVC markaya basılmış. Yani PET bir özel bir plastiğe basılmış. Yani yırtamıyorsunuz. Sonrasında şu şekilde bir açıklaması var. Ve paketlemesi de işte basit bir kılçıkla değil, sağlam yapılmış durumda. Ya bu iki yani detaya bakarak anlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi. Ben de daha önceden AliExpress'ten siparişler verdim. Yani orijinal gibi dursa da yok. Yani etiket ve farkından hissediliyor. Hemen bir elimle deneyeyim. Ve gerçekten hatta şimdi eldivenin rahat olup olmadığını da kontrol etmek açısından buradan bu eldivenle paketlerle ilgileneceğim. Biraz da şöyle. Şimdi bakalım burada poçları sonra değineceğiz. Poçları. Burada bir poç. Burada bir poç. Poster. Şapka çıktı.
markayla işte dediğim gibi bir marka olsun, hani patenle tutsun diye Proper markasını aldım. Büyük ihtimalle pantolon da Proper alacağım ama belki Cry alabilirim onu, çünkü dizli dirseklik, yani dizli kendi içinde oluyor. Yani belki onu tercih edebilirim ama çok pahalı. 250 dolar. Hani değebilir de değmeyebilir ama dediğim gibi biraz daha araştıracağız onu, ama Proper markasını da gerçekten çok beğendim. Kamuflajda tam uyum sağlasın diye misal bu şapkayı ben evet, şuradan Tactical Gear Owners takalım. Şapkamızı da taktık. Bu şapka, yani kafanıza takacağınız şey şapka olabilir, bere olabilir, kask olabilir. Yani sizin tercihinize, ben genelde kask tercih ediyorum. Çünkü şimdi sileyim. Evet, şimdi isterseniz. Bu ucun geleni çok bayıldım. Çok hafif ve şu bölümünde 8 adet şarjör koymanız için yer bulunuyor. Şurada fermuarlı bölümden tam içine kadar uzanan bir cebi bulunuyor, tam orta kısmına. İki tarafta da var bu. Ama siz bunu daha çok şey gibi düşünün. Şu hani bu biraz değişik. Normal M4 şarjörle takabiliyorsunuz. AK-47 şarjörle takılabiliyor, G36'da. Yani mesela bu şarj, bu veste, yani zaten beni en çok beğendiğim olay bu. Yani şarjör sıkıntısı olmuyor. 8 tane şarjörünüz oluyor ve 7.62 ve 5.56 şarjör ve G36, AK-47 bu tür şarjörleri de şuradan arkadan işte bu fermuar kısmını açıp ayarlayabiliyorsunuz. Sonradan ayarınızı yaptıktan sonra bu fermuar kısımlarında telsiz, hatta ufak glocklar oluyor. Onları da sokabiliyorsunuz. Bunu iki türlü kullanıyorsunuz. Bir bu şekilde sadece bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz ama arkası açıkta kalıyor bu şekilde. Hani bu sizin tercihinizde kalmış. İsterseniz arkası açıkta olabilir, kapalı olabilir. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. İlla arkada bir konu ekstra parça almanıza gerek yok ama ben aldım kendime. Çünkü bazen arka tarafı da ekstra, yani hidrapek falan o gibi ürünleri takarken arkada bir molle sırtın olması güzel olacak. Şimdi bu da kask üzerine. İsterseniz arkayı takmadan önce bir şarjör denemelerini yapalım. Bir de bu veste şimdi hoşuma giden bu poçların, hani M4 poçların, hani şey poçların veste dahil olması. İşte ekstradan poç olarak taktığınızda yani molle vestede ek bir parça daha ucuna çıkmış oluyor ve şu aralar oluyor mesela şarjör poçların arasında. Slinginiz falan oraya takılabiliyor ama bu üründe şu anda fazla şarjörler var. 8'i takacağız. Hem uçlarda biraz tabi haliyle takdir edersiniz. Sıkıntı yok. Çünkü bu dediğim gibi 7.62'de takılabilen bir vest olduğu için o arada takma yerleri sıkıntılı oluyor. Onlar kılavuzu da açıklamalarda 7.62'nin de takılabildiği söyleniyor ama hani bakalım, 8 tane yok bende şu anda, ama dur makasım ben. Tabi biraz daha ayarlarının yapılması gerekiyor şunun. Tabi isterseniz bu çıtları çıkartıp bunu arka tarafa doğru taktık, iç tarafa doğru çevirdiğinizde sadece belt olarak da kullanabiliyorsunuz, burada açıkta da kullanabiliyorsunuz. Ama ben burası için
Admin poç aldım. Çünkü içine düdüğümü, işte bir tane de işte pistol şarjörüm takabileceği bir şey var. Harita falan gibi şeyleri koymak için güzel oluyor. İsterseniz bir bunlar bir sürü boş geldi. Ya şu anda sizinle beraber şu arka kısmı var, arka paneli açıyoruz. Bunlara bu arada ilk defa sizinle beraber açıyoruz. Biraz bazı kenara bakalım. Gördüğünüz gibi sadece arka panel. Buradaki birkaç klipsi çıkartarak çok rahatlıkla adapte ediyorsunuz. Mesela Warrior'da şöyle bir şey var. Bu ayrı satın, bu ayrı da satılıyor, bu da ayrı satılıyor. İsterseniz ikisini bir alırsanız daha fiyat avantajı oluyor. Şu şekilde zaten iki taraftan da çıkartacağım. Zaten böyle şu klipsi çıkartıyoruz. Şu klipsi de çıkartıyoruz. Şöyle bu haliyle. Sonrasında bu vesti alıp. Gördüğünüz gibi yani ilk defa yapıyor olmama rağmen vest çok basit. Birçok ayar karmaşık değil. Yani uygulamasını daha önce hiç böyle gestim olmadı, kullanmadım. Yani ona rağmen uzun uygulayabiliyoruz. Şimdi bakalım yani tabii ki de böyle hemen her şey kolay olacak. Herhangi bir video falan izlemedim. Tamamen şu anda. Yani ben biraz huyum gereği kurcalayarak öğrenmeyi seviyorum. Yani öylesi daha zevkli oluyor. Ve kurcalarken hata yaparak anlıyorsunuz. Bu parçayı çöp olarak görmeyin. Bazı şey yani çöp derken de boşta kalacak gibi bir şey dedik. Örneğin bazı Warrior hesaplı birkaç modeli var. Mesela şu klipsi ve şu klipsi kullanarak bir de Warrior Assault'ın birkaç tane şarjör setleri var misal. Bunları bağlayarak sadece elinizde bir M4 üçlü veya altılı M4 setinde bir hücum yeri de yapabiliyorsunuz. Yani bu parça normal bu parçayı da ayırın kendinize. Şimdi şuradan şunu takıyorum. Az önceki yaptığım şeyi unutmadan da bir an önce bulayım da şunu takıyorum. Şuradan da bunu bu şekilde. Bu arada eldiven de gerçekten çok kullanışlı. Yani normalde ben bu tür ince işlerde uğraşırken oyun alanında genelde eldivenimi çıkartırım ama burada hiç eldiven çıkartma ihtiyacı duymuyorum. Yani gayet rahat bir şekilde uygulamalarımı yapıyorum. Bu video biraz uzun olacak. Ama dediğim gibi şu anda belki Türkçe içerik olarak en kapsamlı ürün incelemesini yapıyorum şu anda. Onun için izninizde fayda var. Hızlanmayın. Şimdi burada bunun giymesini nasıl yapacağız? Hemen etiketinden kurtulalım. Burada gördüğünüz gibi normal ürünlerde sadece bu etiket olur ama sonra bu multicam etiketleri de var. Bu multicam etiketi varsa eğer bu orijinal multicam paterni kullanıyor demektir. Ve şu anda aldığım her üründe bu var. Yani örneğin Çin'den, Emerson, KMC bu markaları aldığınız zaman bunları göremezsiniz. Şimdi şapkamı çıkartayım. Bu şapka biraz şey yapıyor. Molde halini aldı. Bu vesti ben bu şekilde kullanacağım. Dediğim gibi parçaları çok güzel saklayın.
Belki çünkü bunlar ayrı satılıyor ve burada tam ayarı yapamadım. Bazı birkaç yerlerde belki bunu biraz yukarıdan da alabilirim. O zaman şu önündeki otluk gitmiş olacak herhalde. Yapınca üzerindeki otluk gitti az önce. Eğilip kalkarken ki. Şunu da alayım. Arkadaki kısmı takayım. İnsanlar tek başına ama bu gibi ürünlerde biliyorsunuz hani bunları tek başınıza yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yani her zaman yanınızda birisi size hazırlanmanıza yardımcı olmayacaktır. Şu şekilde. Ama tabii şimdi bu iç tarafa girip bu şarjörler için şu lastik ayarlarını şey yapmam lazım. Ayarlamam lazım. Lastik gayet güzel şu anda yani hiç. Yani en çok hoşuma giden şey çok hafif. Ve şu anda şu haliyle bile kullanıma hazır. Dediğim gibi tek yapacağım şey buradan telsizi şuraya telsizimi sokmak. Evet, orada kablosunu ona göre, PTT ayarını ona göre yapıp o şekilde devam etmek. İsterseniz bir şey deneyelim. 7.62'lerden, 7.62 sığıyorum. Ama daha çok şimdi M14 şarjör var bende 7.62 olarak. Yani AKP'nin şarjı olsaydı daha iyi olabilir yani anlayabilir çünkü büyük ihtimal ben bu şarjörü koyunca içine gömülecektir. O da magazin asiste halledeceğimi düşünüyorum ve harika. Çok güzel. Yani şuraya ben ikisini yan yana koyabiliyorum. Buradakini evet koyabiliyorum. Gördüğü gibi bu şekilde oluyor. Bunu da dediğim gibi zaten sıkıştırdığı için şuraya alıp mag asistler oluyor. O mag asist takıp bende var şu anda onları takıp çok rahat kullanışlı olabilirsiniz. Yani bu da bir avantaj. Yani normal bir tane vest aldığınızda eğer M4 kullanıyorsanız M4 poşeti olması gerekiyor. Eğer M14'e geçecekseniz kendiniz için M14 poşeti de almanız gerekiyor. Yani gerçekten bu da çok hoşuma gitti ve Vest'in bu hızın yediğini artırıyor. Şimdi başka ben buna dediğim gibi bir admin koç takacağım. Biraz bu admin koçu da size anlatayım. Bu admin poç deniyor yani şey zaten hepimiz az çok adminin ne olduğunu az çok atölye biliyoruz hani nedir bunun içerisinde harita konulabiliyor işte ben bunun içe düdüğümü ve vuruldum bandanımı koyuyorum yine dediğim gibi şu multikem makası da hep aynı yere koysam. Şöyle koyduk. Bu admin poç dediğim o işe yarıyor ve ayrıca şu üstündeki poç takma kısmı da güzel oluyor. Parçamı da taktım. Ben buradaki poç aslında Fener poçu ama buraya 1911 şarjörü girebiliyor. Ben oyunlarda 1911 şarjörümü kuruyorum. Evet. Şu önce başınıza iki bölme çıkıyor. Bu iki bölmenin bir kısmına yani istediklerinizi koyabilirsiniz. Genelde harita konması için tasarlanmış bir şey ama dediğim gibi. Bir de güzel kısmı önde çeşitli kısmı var. Buraya çeşitli poçlar takabiliyorsunuz bu şekilde. Poçlar takabiliyorsunuz. Vestimizi taktık. Vestimin üstüne daha bir şey takmayı düşünmüyorum. Telsiz dediğim gibi şurada az önce size gösterdiğim fermuarlı bölüme koyacağım. O şekilde çünkü sırta taktığım zaman sıkıntı oluyor ve bu fermuarlı kısımda da dediğim gibi fermuar kısmı üstte geliyor. Kabloları da içine toplayıp şuradan PTT'ye geçirip hani headsetle bir organizasyon yapacağım ama. Bunlar detay videoları. Şimdi vestimi çok kalabalık yapmak istemiyorum çünkü üst kısımda çok hareketlenmeler olabiliyor. Mesela şu şekilde mesela askı kayışı taktığınızda askı kayışı hareketleri falan. Yani takım aralı bile. Mesela bunun önüne daha belki birkaç şarjör daha takarım. Mesela
birkaç poşta aldım. Yani tabii onları da aksesuarlar geldikçe yani onlar işi süslemesi. Şu anda bu haliyle ucu yediğimiz bizim işimizi çok da iyi görecektir. Şu anda gördüğünüz gibi yine şey var, multiken etiketi var. Varıyor etiketinin yanında. Varıyor kemerleri çok kullanışlı ve çok rahat. Yani biraz fazlalık gibi gelebilir size ama dediğim gibi ben çok rahat ediyorum oyunlarda. İşte ileride ben aslında bunu şey için aldım kendime. Sniper layout'u yapacağım. Mesela bolt action sniper'ım var. Onu kullanıyorum. 13'ün üzerinde bir döküler. Misal bunu bu hücum yerinin altına destek olarak üstündeki utility poçları kullanabilirim. Kullanmam o bana kalmış. Hani o da sizin tercihinize yapmışım. Bel ayar kısmı güzel ve ben daha çok bunu tabii şu anda benim belime göre bu şekilde en geniş yuvarlanıyor. Valla oldu. Göbeğimiz de sıkıştırıyor. Bel kısmı oldu. Güzel. Şimdi kemer. Ben şimdi bu tamamen benim kişisel düşüncem. Pistolünüzü takmak için çeşitli yerler oluyor. Mesela hücum yerinize takıyoruz ama hücum yerine takılması ve takanlar genelde araç kullananlar hücum yerine takarlar. Mesela araba kullanırken bacakta olmayacak veya belde olduğunda hızlı çeker. Tank perde yani tank derken hızlı araç personeli hücum yerinin bu şekline takar. Ama mesela bir assault veyahut da taarruz türü oynayan bir oyuncunun buraya takması değil, bu kişiye göre değişebilir ama asıl maksadı budur. Çünkü sling taktığınızda slingin takılma durumu olabilir. Hani ama dediğim gibi bu elinizin nereye gidebilirse. Mesela ben hepsini dedim. Yani buraya taktım ve hemen çıkarttım çünkü sling takılıyor. Yani o yüzden bunu belime taktım. Beltimde ağırlık oluyor. Beltten böyle aşağı doğru sakma bile poçu da takıyorum. Yani magazin dump'ı da takıyordum. Magazin dump'ı taktığımızda belt artık dayanılmaz bir şekilde aşağıya düşüyordu. Hani ben beltimi nasıl kullanacağım? Tornado granitimi takacağım ama asıl amacım şeyde sniper load altında hani vest kullanmayacağım. Beltimi kullanacağım sadece. Onun dışında belti assault vestime destek olarak koyacağım. Dediğim gibi şu belti şimdi çıkarttım. Belki kilitli sistem var. Hani ortadaki kısmına basmadan düşmüyor. Bu şekilde. Şimdi size bir sürü poşet şimdi hangisini anlatsam. Mesela Warrior Assault'un magazin dump'ı çok hoşuma gitti. Mesela bu özel kullanıcı. Mesela biz genel Excel birkaç model var. Onları kullanırız. En çok geldim. Onlar genelde hep açık duruyor, katlanmıyor. Katlanan modelleri de var ama dediğim gibi burada patern, yani mesela şimdi bir patern yapacaksınız kendinize. En büyük kıyom şu olabilir size. Alacağınız ürünün hep aynı marka olması lazım. Mesela ben şimdi üstü proper aldım. Hani altı da ya cry almalıyım ya da işte proper almalıyım. Yani onlar, çünkü onlar lisanslı multicam kullanıyor. Ya da lisanslı multicam'ı kullanan bir markayı kullanmam gerekiyor. Onun dışında farklı bir ürün kullandığım zaman paten tutmayacak ve setim tamamlanmayacaktır. O yüzden ne yapıyorsunuz? Emerson yapıyorsunuz, Emerson devam edin. Yani hücum yerinize kadar. Yani o zaman da şey yapıyoruz ama Emerson vestlerinde veyahut da TMC, TMC vestleri veyahut da başka vestlerde multicam paterninde bazı yerleri %100 benzetmiyor. Çünkü az önce gösterdiğim gibi şu lisans üretimi yapmadıkları için haliyle birebir yapamıyorlar. Biraz farklılıklar oluyor. O yüzden bunu isterseniz bu şekilde katlı tutuyorsunuz. Bu şekilde de açıyorsunuz. Dediğim gibi burada birkaç tane molle yeri var. Bu çıktıktan sonra bunu da isterseniz kemer bölümüne ek olarak takabiliyorsunuz. Şu şekilde. İki türlü takma var. Bir kemerinizi geçirerek takabiliyorsunuz. Bir de kemerinizi bu şekilde asarak da takabiliyorsunuz. Yani şimdi bunu ben asarak takacağım. Çünkü hem belti taktığımda
diğer türlü kenardan geçirdiğim zaman hem belt hem şey burada sıkışacağı için sıkıntı olacaktır. Evet, taktım şu anda rampımı. Bakalım içini biraz dolduralım. Bayağı da alıyor. Mesela şu anda kaç tane aldı? 10 tane şarjörü aldım. E tabi halen biraz ağırlık yapıyor. Bir de şu anda kemerim daha gelmedi. Kemeri bekleyemedim yani size video çekmek için. Ama şu anda tabi oyun içerisinde de göreceğiz. Şekil itibariyle görüldüğü gibi daha aşağı duruyor ve normal bu tactical kemer, mesela paratroopers, paraşütçülerin kullandığı birkaç kemer oluyor sıkıştırmalı. Mesela bu onlarla beraber çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi şöyle, ben burada gücü dağıtıyorum yani şu şekilde. Mesela eğer şu anda belt'e de bağlayabiliyorum bunu, ama belt'e bağladığım anda belt'i de aşağı çekecek. O yüzden biraz sıkıntılı olacak. Dediğim gibi şu şekilde. Gayet güzel yani. 10 tane şarjör koydum. Belki işte pistol şarjörlerinizi onda bunda koyarken biraz alır yani gerçekten. Ayağına bir şey, bacak kısmına bir şey takılmasından hoşlanmıyor. Yani hoşuna gitmiyor. Yani rahatsız ediyor şöyle, ama ben gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Evet. Etiketleri de şurada topluyorum. Ya bu şey, taco belt diyorlar bunlara. Bu taco beltler hızlıdır. Şarjör içine sokarsın, bitirsin. Yani bunu sadece şarjör olarak düşünmeyin. Ayrıca başka şeyler, telefonunuza da koyabilirsin, ama telefonu şeydir. Bunun ayar kısmı vardır. Buradan genişletirsiniz şeyini, elastikliğini. Ondan sonra şarjörünüzü takar. İşte başka ne var? Ben mesela buna şu pistolü takacağım. Pistolünüzü taktıktan sonra şarjörünüzü, işte ben de içine koyacağız. Fener bile koyabilirsiniz yani. O size kalmış. Sonrasında şurada clips kısmında çektiğiniz zaman bu şarjörü sıkıştıracaktır içine. Dediğim gibi. Şu anda bunu iki türlü takması var. Biraz bu uzun sürecek bir takması. Bunu belki kemerime sabitlerim, belki beltime sabitlerim. Yani bunu leg panel olarak düşünün. Yani bunu biraz kurcalamam gerekiyor. Yani istersem üstüne normal üstündeki gibi ek parça da takabilirim. Ya da bunu çıkartırım üzerinden. Bu 3 tane poçu çıkartırım. Burası sadece ayak paneli olur. Misal bu Valor Assault'ta bir pistol holster'ı var. Mesela onu takabilirim buna. Hani bu aslında bakarsanız tam kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 5 parça, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, evet 5 parça ürünle geliyor. Bir de paneli de sersek 6 parça. Eldiven gerçekten çok iyi. Hani şu anda az önce pili bitti kameramın. Hani elimde eldiveni hiç çıkartmadan yani pilini değiştirebilirim. Gerçekten bunlar çok önemli. Yani bir eldiven alırken en çok dikkat etmeniz gereken, bu deri eldivenler size pek onu izin vermiyor. Ama dediğim gibi, bu gibi yani ben şu aksesuar konuları, bu doğrudur, şu yanlıştır kesinlikle diyemem. Yani çünkü benim yani bazı aksesuarlar, bazı oyuncular hani rahat edebiliyor. Evet, bacak panelini de taktım. Diyeceksiniz mi? Neden bu kadar şarjı? Çünkü ya ileride zamanlarda low cap'e geçeceğim. 30'luk şarjörlere geçeceğiz. O yüzden olabildiğince mesela 8 tane burada, 1, 2 tane burada, 10 tane şarjör üzerinde taşımak istiyorum. 2 tane pistol, hatta bu ortadakini de pistol olarak böyle 3 tane pistol şarjörü takarak hani üzerinde olabildiğince bir madde olsun. Aynı dediğim gibi bu tamamen size kalmış şey. Ben bacakta kullandım, ama herkesten şu yorumu aldım. Ya bacakta nasıl rahat edemiyorum ben falan deyince, ben açıkçası hiç rahatsız olmadığım halde bile çeşitli birkaç şey daha denemiştim. Vestime takmayı falan denedim, ama sonrasında anladım ki bacağımda daha rahat ediyorum. Hani bu size kalmış yani arkadaşlar. Yani gerçekten
hani kalite kendini gösteriyor. Orta kısmında deri koymuşlar. Evet, kaydırmaz deri. Şurada ayarlıyorsunuz abi mesela oyuncağınız bu. Bunu şey, universal bir holster olarak düşünün. Yani bunun içerisine 911 de girer, Glock da girer. Yani birçok ürünü takabiliyorsunuz bunun üstüne. Ama dediğim gibi öncesinde bir ayar yapmanız gerekiyor burada. Şurada bu ibarat var. Mesela tabancanızın uç namlusu uzunsa burayı açıp biraz daha içten geçirirsiniz. Sonrasında bakalım başka ne ayar var. Orta kese kısmında pek bir ayarı yok. Yani orada oraya bir şey söyleyeceğim. Şu şekilde taktığım zaman bunun işte şuradaki şurada şeyde üründe altta şu şekilde sokuyorsunuz. Şu cırtı hafifçe yukarı kaldırıyorsunuz. Bunun kullanılmasındaki olay budur yani. Diğer türlü mesela bazı markalarda yok. Buradan sakın tam çıkartmayın. Sonra geri takması uzun sürecek. Şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela tabancanızı içine sokuyorsunuz. Dediğim gibi şu kenarda gösteren plastiği çıkartıp şuradan alt taraftan sokuyorsunuz. İsterseniz yakından göstereyim size. Şu şekilde. Bunu buradan taktığınız zaman cırtından ayırıyorsunuz. Sonrasında tabancanızın yüksekliğine göre şuradan çıtını takabilirsiniz. Yüksekliğine göre bunu aşağı yukarı indiriyorsunuz. Mesela biraz daha bastırmasını istiyorsunuz, bastırıyorsunuz. Sonrasında bunu çıkarttıktan sonra tekrardan buraya soktuğunuzda cırt yerine takılmış oluyor. Hani o yüzden bu parça sizin bacak holsterınızı ayarlarken önemli bir parça olacaktır. Hani onun için kaybetmemek gerekir. Klasik ön kısmında bir tane daha pistolü takma yeri oluyor. Pistol şarjörü koyma yeri oluyor. Şu şekilde. Bu da universaldir. Hani üzerinde Glock yok ama Glock şarjörünü alacağına gayet eminim. Çünkü ona göre tasarlanıyor. En çok tercih eden soru olduğu için ona göre ayarlanıyor. Şimdi geriye ne kaldı? Bunu kemerden normal geçiriyoruz ama değil mi? Ben de ilk defa sizinle beraber açıyorum bunu. Şurada bunu bu şekilde açıp belinizdeki bel ayarına göre yapıyorsunuz yani ona göre. Ben bir standart deneyeceğim. Onu tabii ki ilerleyen siz nasıl rahat edebiliyorsanız yani. Ama bunun usulü şimdi taktıktan sonra size göstereceğim. Şimdi tabii şu lanyardları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü oyunda çok hoplayıp zıplıyoruz. O hoplayıp zıplamalarda ise bunları düşürebiliyoruz. Şey girerken arkada bir kısım var. Oraya takacağım. Sonrasında. Pistol holster kullanırken ki dikkat etmeniz gereken şey omuzunuzun hareket etmemesi. Yani mesela pistolünüzü çekerken şu şekilde yani elinizi omuzunuzu hareket etmeden ulaşabilecek gibi. Sen ya çok aşağı doğru şu şekilde eğilirsiniz ya da çekmek için de çok yukarıda olacaksınız. Şu anda hani ben kendi ayarımı kullandım. Hani şu şekilde. Çekmesi de şu şekilde oluyor. Bu şekilde. Tabi biraz az önce kazma gibi çektim. Takıyoruz ama şimdi bu tabi şimdi Emerson'un diğer holster'ını gördükten sonra bu biraz zayıf kaldı ama takarken biraz şey oluyor herhalde. Bir kez klips açtığınızda şey var. Ama bu şekilde klipslerini takılırken herhangi bir düşme olacağını zannetmiyorum ama hızlı çekişinde şu şekilde hızlı çekişinize imkan verecektir. Ama tekrardan geri koyarken tabii biraz idman yapmamız gerekiyor. Yani quick release değil. Bu genelde hani hızlı çekip hızlı takmaya göre yapılmış. İşiniz bittikten sonra klipsini takmanız gerekiyor. Az önce bu şarjörü ayarlamıştım. Yani bu şekilde olduğunda hemen hızlıca takılıyor. Çıkartıp atıyorum. Halledim gibi. Şu şekilde. Tabi bunların ince ayarları var. Bunlar vakit alacak. Ya zaten gördünüz hani sadece şu bacakları ayarlamam bile ne kadar vakit aldı. Ki bunda tek tek o
lastikleri, şarjörü takıp hepsini aşağıdan gelip çekip tekrardan bağlama ayarları. Yani bunlar ciddi vakit alacaktır. Hani o yüzden bir de fazla vaktimizi almak için bu holsterları seviyorum. Bunlar biraz hani ayarlanabiliyor. Burada az önce gösterdiğim gibi bunu çekip şu NF5 şarjörü de taktıktan sonra alttan sıkıştırdığımda NF5 abi. Mesela güzel yani bu holsterler ama bunun ayarını bir elinden geçmek gerekiyor. Çünkü buradan takılmış direkt yakından göstereyim isterseniz. Şu şekilde takılıp alttan yaptığınız zaman bu çok kullanışlı ve şey olunca çekerken destek alamadığınız için sıkıntı yapıyor. O yüzden bunu alttan geçirmenizde fayda var. Diğer türlü bu haliyle yeterince kullanışlı değil. Şimdi burada birkaç mesela şu porçları aldım. Bu porçlar biraz geniş oluyor. Bolt action şarjörlerini koyarken bayağı bir rahatlık olacak. Yani mesela onları porç bulmakta biraz sıkıntı yaşanıyor. Mesela isterseniz bir tanesini açayım. Evet, o içi de çok güzel. Yani o çok şık ya. İçinde de böyle özel bir deri herhalde bu. Özel bir izolasyonla da yapmışlar ve gerçekten yani içinde bir ürün konduğunda bunun sebebi ses çıkartmaması için. Gerçekten çok şık. Yani ses izolasyonu bile yapmışlar. Tam yani bunu bu belti ben set olarak aldım. Sadece belti almadım. Bugün içerisinden bir sürü poşet çıkıyordu. Mesela bu poşetten kaç tane vermişler? İki tane, işte az önce size açtım poçtan, bir tane yatay ütüldü poç, bir tane dikey ütüldü poç, ha bir tane daha var, üç tane bundan vermişler. Tabii şimdi bizim airsoft replikaların, mesela bu smoke üreni ekliği düşük diye satılıyordu. Başka ne var? Evet. Dediğim gibi kemer siparişi, set olarak sipariş verdim. Şimdi sadece kemerin fiyatı, yani bu seti tek kemer işte yarım, yani mesela 50 sterlin bir kemer. Ben bu seti 90 sterline falan aldım. Bir de ekstra indirimleri falan vardı. Yani sonuçta ben bu kemer alıp üzerlerine poçları eklemeye çalıştırdım. Gerçekten çok yüksek maliyet çıkacaktı. Hani onun için bu şekilde set halinde aldım. Şimdi ben bu smoke dönet poşu merak ediyorum, hani ayrıca alacaktım. Hem de iyi oldu bu setin içerisinde çıkması. Hemen kenara bakıyoruz. Evet, bunda da aynı şey var. Tornado'muzu takıyoruz. Ve bunda ayar kısmı var. Tabii bunun şey var, Tornado Granite'de bu tabii impact olduğu için impact'te biraz komik durdu. Çünkü impact'in pini yukarı doğru bakıyor ama yine de oldu mu? Oldu. Sonuçta bunu poç uydurmakta biraz sıkıntı oluyordu. Yani nedir, ben bunu S-Out kullanırken burada bir bölüme takacağım. Yani S-Out oynarken bana detay oluyor. Mesela bu tür poçu beltime koyacağım. Bir tane işte belki vertical poçu buraya koyalım. Yani dediğim gibi ama bunu genelde sniper aralığında kullanacağız ama bir tane şarjörün yeteceğini düşünüyorum. Mesela bir şarjör var, sniper şarjör, evet var. Genişlemesine bakıyor, genişleme aldım şu şekilde ve sığıyor. Gördüğünüz gibi. Tabii şimdi normalde gerçeklerde bir tanesini sığması gerekirken bizim airsoft replikanın iki tane sığıyor. Yani şu şekilde ayarladığımız zaman da ve gerçekten içindeki o kaplama sayesinde de ürünlerin birbirine değerkenki sesi çok çıkmıyor. Yani bir tane koyup
iki tane koydum bundan. Birisi de loader'ı mı koydum? Çünkü sniper'da bolt action'larda yani şarjör kapasitesi gayet az oluyor. Mesela 12 tane falan alıyor. Hani yanında loader bulup arada basabilirsiniz. O şekilde. Çünkü oyunlarda genelde sniper'ların, yani normalde assault'ların ikmal yapmasına izin verilmiyor ama sniper'ların ikmal yapmasına izin veriliyor. Bir tane bunu aldık. Tabii şu anda satın aldığım yerde bir kampanya vardı. %20 indirim vardı. O yüzden bazı ürünlerde kampanya kaçırmamak için sipariş ettim. Ki denemesi şey yapayım, hani ileride bu belki kampanya olmaz diye düşünüyorum ama ben ürünü sipariş ettikten sonra çeşitli zamanlarda tekrar tekrar yapıyorum ama bilmiyorum bu aralar kampanya. Ha, smoke grenade poç bu. Ama ben buna şu 40 milimlik bomba atarlar girer mi diye düşündüm ve girdi. Ve harika şekilde. Süper bu. Tam bir. Mesela bu aynı zamanda 40 milimlik poç olarak geçiyor. Şimdi bunu böyle koydum. Bakayım. Ha, tam girmedi. Ama şu şekilde konuldu. Ve oh, çok güzel oldu. Mesela granite launcher'ını da ek olarak takabilirsiniz. Süper oldu. Çok beğendim. Oh, insan da böyle bazı şeyleri, hani smoke grenade poç olarak geçiyordu ama ben şu bomba atar mühimmatını alacak mı diye düşünüyordum ama hani o riske girdim ve oldu. İleride deneyeceğim. Şimdi bakacağım. Sling aldım bir tane kendime. Orijinal. Onun denemelerini yapmam gerekiyor şu anda. Açıkçası nasıl bir performans alacağımı söyleyemeyeceğim. Değişik bir şey aldım. Ben mesela shotgun var bende. Shotgun yüzünden ürkmeye koymak için bunu aldım. Bakalım bir. Ön paneline koyacağım. O şekilde kullanacağım. Başka işte pistol holster var. Pistol magazin holster aldım. Hani zaten şu anda yeterince var. Bunları belki ilerleyen zamanlarda dediğim gibi daha çok gerçekten misin hani bir mesela 30'luk BB'ye geçtikten sonra gerçekten zordan bu fazla poçaya ihtiyacım olacak. Dediğim gibi şimdi bu kadar arkadaşlar. Hani olduğunca kısa tutmaya çalıştım ama dediğim gibi başka ne kaldı? Hani hücum gereğini çok beğendim. Gerçekten şimdi sizlere beraber ilk defa diyorum ama biraz daha kurcalayacağım. Şu anda ayarlarını yapacağım. Belte çok güzel. Belte aldım. Askının ayarını yapmam gerekiyor. Bacak paneli. Holster, bacak holsterını sevdim. Özellikle ayar olayı çok basit. Ve şu anda hani dediğim gibi abacamdaydı bir süre, hiç öyle rahatsız edici olmadı. Bu smoke grenade'in içerisine tornado grenade giriyor ama biraz atışı yani hızlı kullanım değil. Bir tane daha işte bu smoke, bu da işte smoke grenade diye geçiyor ama bu daha 40 milimlik diye bir şey yapıyor ve bomba atar ürünlerini takabiliyorsunuz. Hani şimdi eldivenle çok bayıldım. Yani videonun başından sonuna kadar taktığıma bir hiç çıkartmadım ve bütün işlerimi çok rahat şekilde yaptım. Ancak dedim şimdi biraz kullanınca biraz kadifesi dar gördü ama zamanla herhalde oturacak, bilmiyorum. Hani üstüm çok güzel. Hani kafalı ortamdayım şu anda. Klima da çalışmıyor. Açıkçası uzun kollu olmasına rağmen hani bir kısa kollu tişört üstünde varmış gibi bir bunu aldım. Yani öyle ekstradan ama hani böyle üzerinde uzun kollu var diye bir yakma olmadı. Onun dışında başka ekleyeceğim bir şey yok. Zaten bu ürünleri kullandıktan sonra deneyimlerim doğrultusunda da bir video daha hazırlamayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoların devamı gelecek.